İzlediğiniz görüntüler bir film sahnesi değil. Irak'ın Musul kentinden kaçmaya çalışan siviller. Ülkenin ikinci büyük şehrinin terör örgütü IŞİD'den arındırılması için başlatılan operasyon 6. ayına girerken çatışmalardan en çok etkilenen sivillerin kentten kaçışı devam ediyor. Irak Göç Bakanlığı'nın verilerine göre operasyonun başlamasından bu yana yerlerinden edilenlerin sayısı 355 bine ulaştı. Kaçmayı başaranlarsa geride bıraktıkları durumu şu sözlerle özetliyor. Allah biliyor, cani bunlar. Hepsi de caniler. Her yeri tahrip ediyorlar. Allah çok büyük, kahredici bir durum. Yıkıntıların arasından çıktım. Evimiz yıkıldı ve beni enkazın içinden kurtardılar. Her yerde bir yıkım var. Yaşlı, çocuk, kadın, erkek IŞİD militanlarının baskısından kaçıp canını kurtarmaya çalışıyor. Ancak tüm riski göze alarak Musul'dan çıkmayı başarsalar da ulaştıkları bölgelerde kalacak yerleri yok. Kimileri çaresizce Birleşmiş Milletler'in yapacağı yeni kampları beklerken, kimileri de kendilerine cami ve kamu binalarında yer bulmaya gayret ediyor. Yeni kafileler eklendikçe dram giderek büyüyor. Ancak tehlikelere rağmen evinde olmayı tercih edenler de yok değil. Ocak sonu teröristlerden temizlenen kentin doğu yakasına dönüşler başlamış durumda. Vallahi ala hada tahrir. Özgürlüğümüze kavuştuğumuz için sevinçliyim. Evlerimiz yıkılmış. Bu da bizim ödememiz gereken bedel sanırım. Kimileri de imkanları ölçüsünde çatışmaların yerle bir ettiği evlerini yeniden tamir etmeye çalışıyor. Çatışmalar çok yakında devam ediyor ama nereye gidebiliriz ki? Kalacak yer sorunumuz var. Evimizi yeniden tamir etmek durumundayız. Irak güvenlik güçleri Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü IŞİD'in elinde bulunan Musul'un kurtarılması için 17 Ekim 2016'da operasyon başlatmıştı.